Selam, ben Zübeyde. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce bu videonun aynısını çektim ama hiç içime sinmedi. O yüzden bir kere daha çekiyorum şimdi. Şimdi, öncelikle bana bir sürü yorum yapmışsınız. Teşekkür ederim. Bu yorumları bugün birazcık cevaplamaya çalışacağım. Onun dışında da dün video atmamıştım. Çünkü akşam çok yorgundum. Ve dün ne yaptığımı anlatacağım. Dünle başlayalım isterseniz. Dün ben... İki tane blok yaptım. Biri 3 saatlikti, biri 2 saatlikti. Çok gurur duymuyorum saat süresiyle. Ya şöyle, blok olmasından gurur duyuyorum. 3 saat başından kalkmadan bir şeyler çalışmış olmamla gurur duyuyorum. Ama dahasını yapabilirdim. Fakat akşama planım vardı. Akşam bir arkadaşımla buluştum ve kendisi İstanbul'a gidecekti. Kızı kim bilir kaç ay sonra göreceğim bir daha. Ayrıca da aylardır zaten görüşmek istiyorduk ve görüşemiyorduk. Hayatımız bir de bütüncül bir şey. Sadece sınavdan ibaret değiliz. O yüzden ben de kendisiyle çıktım akşam. Yemek yedim, kahve içtim. 5 saat boyunca hiç susmadan konuştuk ve bir noktada kahkaha attığımız için yolda yürüyemiyorduk. Çok güzel geçti. Ben çok mutluyum. Hiç pişman değilim. Ama bir şey için biraz pişmanlık hissediyorum. Suçluluk hissediyorum. O da şu ki ben bugün boş gün yapıyorum. Ama sebeplerim var. Sebeplerim şu. 1- insanım. 2- robot değilim. 3- dinlenmem gerekiyor. Tabii ki bunlar sebepler. Ama en büyük sebebim şu. Yarın ben yeni bir programa başlıyorum. O yüzden bugün dinlenmek istedim. Gayet doğal bence. Gayet doğal ve zaten o programda da pazar günleri tatil. Bence gayet doğal. Ha, dün bir de şey yaptım. Bu 3 saatlik 2 saatlik blog yaptım. Edebiyat çalıştım. Bol bol edebiyat çalıştım. Çok mutluydum. Hatta edebiyat çalışırken o kadar mutlu olduğum için ben Sezelci mi alsam ya falan diye bir ara düşündüm de bilmiyorum. Birazcık tercih döneminden sonraya mı bıraksak bu kararları Zübeyde? Ne dersin? Zaten ama tercih döneminden sonraya bazı şeyleri bıraktığım için şu anda şeyi bile araştırmıyorum mesela. Hangi üniversitelere girmemin koşulu ne? Çünkü bakmam gerekiyor bazılarına. Bunun sebebine de geleceğim. Dediğim gibi bugün boş günüm, yarın çalışmaya tekrar başlayacağım. Yarın sabah yine deneme var dershanede ve ona gideceğim. Sonra da zaten erken kalkmış olduğum için gün daha uzun sürecek diye düşünüyorum. Belki dışarıda çalışırım yarın. Eve gelmem zaten dışarı çıktım diye. Belki de eve gelir çalışırım. Bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi gelen yorumlarda şunlar vardı. Netlerin nasıl? Netlerim şu an beni tatmin eder seviyede neyse ki. Şey değil tabii ki böyle o çok çok iyi harika bir şeyler değil ama iyi seviyede ve bu kadar, yani paylaşmak istediğim kısmı bu kadar sadece, çünkü şey gibi geliyor, burada söyleyince jinxlerim gibi de geliyor birazcık, o yüzden bu kadar söyleyeceğim. Onun dışında MSV'ye girdin mi? MSV'ye girmedim çünkü ben zaten YKS'ye bile çok geç başvuru yaptım, ya yani ilk açıldığı günlerde yaptım da MSV daha erkendi sanırım, bilmiyorum. Yani onu takip etmedim, başvuru tarihlerini falan. Ve aklıma da gelmedi girmek. İlk YKS senemde, 2021'de girmiştim. Faydalı da olmuştu. 3000 falan fark vardı MSV sonucumla TYT sonucum arasında. Yani okey, iyi. Bu kadar bana şey vermişti, öngörü vermişti. Belki yine ilk defa YKS'ye giriyor olsaydım girebilirdim ama İlk defa girmiyorum. Bir de aklıma gelmedi dediğim gibi. Böyle bu kadar. Şimdi birisi demiş ki şu an çok zorlanıyorum çalışmakta. Çok depresyonda hissediyorum. Aylardır sadece odamda boş boş geziyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Seni anlıyorum. Belki doğru alanda değilsindir. Çünkü benim bu şekilde paralize olmam, felç olmam, çalışamamamın sebebi doğru alanda olmamamdı. Tabii ki senin için durum farklı olabilir ama belki de değildir doğru alan senin için. Ve bu yüzden bu kadar çalışma sıkıntısı çekiyorsundur. Matematik, fizik nasıl çalışılır? Matematiğim sıfır gibi demişsin. Matematik nasıl çalışılır? Panik olmamak lazım öncelikle. Çok eksiğimizin olduğu bir dersi çalışmak istediğimizde panik olabiliyoruz. Hangi konudan başlayacağım? Hepsi eksik. Asla bitmeyecek, asla yapamayacağım falan gibi şeyler gelebiliyor aklımıza. Ama bir noktadan başlamak gerekiyor ve hem motivasyonumuzu korumak hem de aslında o ders için en önemli olan, en çok çıkan konuları çalışmak gerekiyor. Bu noktada hem daha çok sevdiğin konuları hem de daha az sevdiğin ama sınavda çok çıkan konular varsa onları
birlikte çalışabilirsin. İşte bir gün birine, bir gün birine. Sonra üçüncü gün tekrar ilk gün çalıştığını falan gibi yapabilirsin. Aklıma bu geldi. Ya da şey yapabilirsin işte. Önce sevdiğin bir tane konuyu çalışır bitirirsin. Sonra sevmediğin bir konuyu çalışır bitirirsin. Ve bunların testlerini çözersin. Matematik hakkında söyleyebileceğim şey bu kadar. Fizik nasıl çalışılır demişsin. Yani ben bunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç fiziği sevmiyordum ben. Kimya ve biyoloji seviyordum. Şu anda biyolojiyi de o kadar sevmediğimi düşünüyorum. Kimyayı da o kadar sevmediğimi düşünüyorum. Ben tam TM'ci oldum bence. Tabii ki TM'ciler sevebilirler biyolojiyi, fiziği, kimyayı. Biyolojiyi yalnız. Biyolojiyi, fiziği, kimyayı. Ama ben şu an çok sevmiyorum ve uzun bir sürede onlara çalışacağımı düşünmüyorum. Nasıl çalışacağımı da bilmiyorum. Eğer biliyor olsaydım genetiğin ikinci sınıfında olan fizik dersi için çok da panik olmazdım. Ama ben çok fazla panik oluyordum. Ne izliyordum ben? Hiç fizik hocalarını da hatırlamıyorum. Ama eğer siz sayısalcıysanız ya da ex sayısalcıysanız ya da sadece o kanalları biliyorsanız alta hangi ders için hangi tavsiyeleri verebileceğinizi, hangi kanalları önerebileceğinizi yazabilirsiniz isterseniz birbirinize. Böyle bir bilgi alışverişi sağlanabilir. Bence hani benim burada söyleyeceğim yarım yamalak şeylerden çok daha faydalı olur. Ondan sonra bir de hani eğer çok kötü hissediyorsan ders çalışman gerektiğinde gerçekten doğru yerde olmayabilirsin. İstersen okuldaki rehber öğretmeninle konuş ya da eğer terapiye erişim sağlayabiliyorsan bir terapistle birkaç seans belki bunu konuşabilirsin. Bilmiyorum yani benim aklıma gelen tek çözüm bu şu an. Ya da kendi içinde eğer bunların hiçbirine ulaşamıyorsan şu an düşünebilirsin. Ne yapmam gerekiyor? Ben bunu seviyor muyum, sevmiyor muyum? Peki sevmiyorsam şu an atacağım adım ne olacak? Seviyorsam atacağım adım ne olacak? Hangi adımın bedeli ne olur? Bunlar biraz kendi içinde bence düşünüp karar vermen gereken şeyler. En azından benim için böyle olmuştu. Bedeller ödemem gerekiyordu ve düşündüm hangi bedeli ödemek isterim diye. Bölümü bırakıp tekrar sınava girme riski bedelini, sınava girme ve belki de başarısız olma riski bedelini ödemeyi seçtim. Senin için bu bedel ne? Ben bilmiyorum, seni tanımıyorum çünkü. Ama umarım kendin için en doğru olanı, en mutlu olacağın kararı verirsin. Kendi doğrunu bulursun umarım ve kendi doğrunu yaşarsın. Sonra birisi de bölümünü bırakmaya karar vermiş. Öncelikle çok cesur bir karar. Gerçekten kendinle gurur duy. Ben kendimle durup durup gurur duyuyorum. Ben ne kadar cesurum ya diye. Diyorum ki ben bunu yaptıysam kim bilir daha neler neler yaparım. Arada kendimi hype'lıyorum böyle. Ve gerçekten bölüm bırakma kararı çok zor bir karar. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Sonra şuna geçelim. Sınava çalışmaya ben zaten başladım. 2 hafta oldu yaklaşık. Ne zaman başlayacaksın? Bence en kısa sürede başla sen de. Zaman az olabilir ama hiç yok da değil. Yine önümüzde 75 günlük bir zaman var. Ve tabii ki kendi hazır bulmuşluğuna göre. Mesela benim daha kendime güvendiğim dersler vardı. Ha şunlar mesela çok çok az çalışsam da olur dediğim ama bunlar için epey bir emek ortaya koymam gerekiyor dediğim dersler vardı. Sen de kendin için böyle bir liste yapıp hangisine ne kadar emek vermen gerektiğini görüp ona göre belki kalan zamanın yeterli olup olmadığına karar verebilirsin kendin için. Ben kendim için yeterli olduğunu düşünüp bunu yapmıştım. Tedirginlik zaten oluyor. Şöyle ki zaten kaygı, tedirginlik belli bir seviyede gerekiyor. Çünkü eğer çok çok rahat olursak hiçbir şey yapmayız ki yataktan kalkıp. Biraz kaygı olması gerekiyor ki sağlıklı boyutta kalkalım bir şeyler yapabilelim. Ama bazen bu kaygı çok üst düzeye çıkabiliyor. O noktalarda bence hiçbir şeyin dünyanın sonu olmadığını, çok klişe ama bunu hatırlamak gerekiyor. Ve gerçekten tek seçeneğimiz yok hayatta. Çok bambaşka şeyler yapabiliriz planladığımızdan ve bunda mutlu olabiliriz. Benim senelerce kendime düşündüğüm kariyer genetik okuyup onu bitirip ardından da senelerce lisansüstü çalışmaktı. Ama bundan mutlu olmayacağımı gördüm ve bıraktım. Yani hiç planladığım gibi gitmedi. Her şeyi yönetemeyiz. Çok seçeneğimiz var. Seçeneklerimizin olduğunu gördükçe de rahatlıyoruz. Mesela şu anda evet psikoloji istiyorum. Ama belki 2 ay içinde, önümüzdeki 2 ay içinde bu fikrim de değişecek. Ya da 3 ay içinde. Bilemiyorum. Ve yaşamadan da bilemeyiz. O yüzden sadece seçeneklerin çok olduğunu hatırla. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. İlla ki bir şekilde yaşamını idame ettirirsin. İlla ki sevdiğin bir şey bulursun.
Diyelim ki bulamadın, sevmediğin bir şeyin içindesin. Onu bırakırsın ya da onu sevdiğin bir şeye dönüştürürsün. Seçim senin ama bir noktada kaygı gerekiyor. Çok fazla olduğunda da kendini rahatlatmaya çalış. Terapiyi ben çok öneriyorum. Ben bir yıldan uzun süredir terapi alıyorum ve bana çok 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 iyi geldi. Yani geçen sene olduğum kişiden o kadar bambaşka biriyim ki. Bu arada ben değişmedim aslında. Benim olaylara verdiğim tepkiler, olaylarla başa çıkma şeklim değişti. Çünkü ben aynı kişiyim. İnsan nasıl değişir? Ama yani gerçekten çok kaygılanıyorsan ben bir terapist ya da en azından bir rehber öğretmen görmeni tavsiye ederim. Ünlü hedefin ne denmiş? Ünlü hedefimi burada çok söylemek istemiyorum. Çünkü ben gerçekten bir şeyleri jinxlemekten çok korkuyorum. Söylersem de olmazsa diye. O yüzden söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Benim istediğim üniversite ikinci kez ben üniversiteye gideceğim için daha önce tercih yapmış olduğum bir okula yerleşmiş olduğum için %100 burs kazanacak sıralama yapsam da bana %100 burs vermiyor. %50 veriyor. O yüzden o okul olmayacak gibi. Başka seçenekler de var ama aklımda. Seçeneklerimizin çok olduğunu hep hatırlayalım. O okulların şartlarını daha araştırmadım. Özel okul düşünüyorum bu sefer. Çünkü müfredatları daha kendimizin seçebileceği şeylerden oluşuyor araştırdığım kadarıyla. Ve şu da var, çift anadal yapmak falan daha kolay o okullarda. Aynı zamanda da devlet okullarına çok fazla sizi bir yerden atıp hadi uç diyebiliyorlar. Sanki özel okullar birazcık daha öğrenci dostu gibi geliyor bana. Maddi kısımlardan bahsetmiyorum. O konuda çok bir bilgim yok. Burslu kazanabilirsem zaten giderim özel okula. Diyelim ki burslu kazanamadım. O zaman da sıralamamın yettiği bir devlet okuluna giderim. Ya da burslu kazansam bile diyelim ki özel okullar bana hayır sen daha önce üniversiteye gittiğin için biz seni alamayız %100 burslu derlerse o zaman da yani aklımda şey var Boğaziçi var şu an ya da diğer üniversitelere de bakarım. Bugün cevaplayacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı, bir de videoları beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz her zaman Instagram hesabım açıklamalarda bulunuyor. Bu aralar çok aktif değilim Instagram'da ama aktifleştiririm diye düşünüyorum. Instagram'da çok aktif olmamamın sebebi de yani sınava çalışıyorum ve çok paylaşacak bir şey bulamıyorum. Sürekli de böyle YKS YKS paylaşmak istemiyorum. Ne diyecektim? Dediğim gibi tekrar. Aşağıda birbirinize ve bana da öneride bulunabilirsiniz. Hangi ders nasıl çalışılır, hangi kanalı öneriyorsun gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Mesela ben Türkçenin matematiği kanalını izlememiştim ve çok beğendim. Eğer Türkçe çalışmak istiyorsanız, edebiyat çalışmak istiyorsanız o kanalı öneririm. Tarih deyince Ramazan Yetkin zaten. Ben hiçbir zaman ondan çalışmamama rağmen KPSS tweetlerinden dolayı çok fazla biliyorum kendisini. Onun dışında matematik deyince benim aklıma matematiğin güler yüzü geliyor başta. Rehber Matematik kanalını çok sevmiyorum. Çok basit kalabiliyor bazen. Onun dışında Eyüp Bey önerildi bana yorumlarda ve o kanala çok bayıldım. Mükemmel bir kanal. Gerçekten tam dozunda veriyor bence ve çözdüğü örnek sorularda çok güzel ve birkaç farklı şekilde de gösteriyor gereken soruları nasıl çözeceğimizi. Böyle. O zaman hoşça kalın. Şimdi ben yine şey deneyeceğim. Bunu kumandayla kapatmayı deneyeceğim. Kumanda kapatmazsa delireceğim. Kapatmadı. Deliriyorum. Hayır, neden böyle?